Heart Alone The Royal Philharmonic Orchestra konseri Özgün Günyar göndermiş. Geçen bir öğrencime dedim ki, sevgili Heart'ı dinlerken, bazen ses genişliğiniz değişmiyorsa hayatınızı değiştirin. Çok güzel bir cümleydi. Bunu kendim söyledim ve kendimi şu an çok başarılı buldum. Yani o gün başarılı bulmadım ama şu an onu düşündüğümde başarılıymışım. Yani şöyle düşünün. Siz bir tarz söylüyorsunuz, sürekli diyorsunuz ben bunu yapmak zorundayım. Aslında onun içine düşüyorsunuz ve iyi yapamadığınız bir şey de olabilir bu. Ama belki böyle piyanoların... Müzik size şey vermiyor mu? Ya baksanıza şu riff'i aldığınızda ne hissediyorsunuz? Bu ateş gelmedi mi? Yani bir şey çıkmadı mı içinizden? Ya normalde hani ben bu sesi çıkar desem belki şöyle yapacaksınız. Çünkü ateş yok. Sesin ateşi yok. Ama yani o içinizdeki ejderha bir an dışarı çıkmak istiyor ya. Bazen tarz sesi çıkarıyor dışarı. Bazı tarzlarda sesiniz gömülüyorsa belki de o tarza ait değilsiniz. Belki onun içinde kendinize yer bulmanız çok güç. Size enerji veren, sizi ateşleyen, vücudunuzu ateşleyen şeyleri seçin. Çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Yani şimdi şu müziği dinleyip daha bunun girişinden vokalin ciyak ciyak olduğu hissediyorsunuz. Yani başka türlü olmaz ki abi. Şu müziği duyan yani hani ölü yatağından kalkar. What the? I'm bayağı da yaş var okurken fark etmez. Bu tarz müzik yapıyorsanız yaşın önemi yok. Yok abi. Ölene kadar. Ölene kadar devam. Long live rock and roll. Gerçekten öyle yani. Si bemol si. Do diyez. Ne kadar temiz ve rahat değil mi? Abi çünkü şimdi bazı şeyde teknik evet şöyle yapıyor, böyle yapıyor, aha böyle yapıyor falan filan. O öyle değil. Burada o teknik falan birazcık yana koyacaksınız. Önce ateş. Sonuçta yaş var abi. Değil mi yani? Ne kadar kendini dinç tutsa da böyle canavar gibi ses için önce beden, önce ruh lazım. Vallahi billahi lazım ya. Yani bu. O sesi orada tutabilmek için enerjiye ihtiyacınız var. Enerji tekniği diye bir şey bulabiliriz. Bu da artık. Hani hep sıkı durmasını ama bunu sadece sıkı durmak için yapmıyor. Şarkının enerjisi zaten bunu doğuruyor. Do diyez. Kirli kirli olsun. Hafif motor çalışmıyor gördüğünüz gibi. Normal o yaşta biraz diyafram düşük olur. O nedenle sallıyor. Diyafram vibrato yapsın diye.
Anladınız? Olur. Konser salonuna bakın ya. Özgün. Şurada bir konser vermek ister miydin? Ambiyansa bak, bu ne abi, oha. Ya çok isterdim de hocam, herkes kaçardı. O tabii derinlik algısı biterdi. Ya mesela senin sesin de böyle inanılmaz bir renk olsaydı mesela. Lawrence Colley gibi bir sesin olsaydı mesela. Of. Yangın. Şurada şarkı söylediğini düşün. Bu ne abi, yukarıya falan bak, harika. To touch your lips and hold you tight. Çok güzel, akorları da çok tatlı. Tam piyano şarkısı. Oo, geliyor gol. Güzel, Kerem Aktürkoğlu ortalıyor. Icardi vuruyor. Hafif, ne kadar güzel kafa renkleri değil mi? Bak. Bu diyezi bu sefer tam ses yerine falset. Tam ses. Falset. Oho, oradan da tama döndü. Güzel. Harika. Ya bazen teknik insan ruhunun enerjisi üzerinde kayar gider işte böyle. Ne olacak abi, bunu teknikle adlandırsan ne olur, adlandırmasan. Şimdi mesela Hart'ın bu okuyuşunu alıp konservatuarda incelemeye başladığın zaman, böyle kesip biçtiğin zaman ne elde edeceksin abi? Ne elde edeceksin ya? Yani bu şarkıyı birine çalıştığın zaman ne elde edeceksin? Farz et bir öğrencim geldi veya sizle çalışıyoruz, hepinizle. Oturduk böyle karşılıklı. Hadi Hart işte Alone çalışalım falan. Bak burada böyle yap. Burada tam kafaya geç. Ha, oradan da böyle gel. Orada tam. Bu ne abi? Böyle bir şey yok. Böyle bir sistem yok. Kadın şarkı ruhuyla vermenin hikayesinde. Başka bir şeyde değil. Yani bir teknik kaygısı yok kadının bunun içinde. Şarkı böyle çıkmış zaten. Beste böyle çıkmış. Akışla çıkmış. Anca bir şarkıcı bunu söylemek istiyorsa bu akışı hissetmek zorunda. O akışın onda olması lazım. Bedeninde, ruhunda, enerjisinde benzer akışla gidebiliyorsa o zaman bu ses çıkar. Böyle de okur. Daha iyisini bile okur. Sonu yok yani. Ama o akış yoksa sabaha kadar teknik çalışsın yani. Hiçbir zaman çıkmaz o yani. İşte The Voice yarışmalarına döner. The Voice yarışmasında 1000 kişi bu şarkıyı okuyordur. Bir kişi bunun gibi okuyabiliyor mu ama artık kendisi gibi? Oh yeah man. Oh yeah, sana puanım 9 kanka. Alt tarafı bir piyano, bir gitar, bir tane de pad var işte altta. Melodi ve akorlar çok standart tatlı. Ya bildiğin şey Evanescence. You cried I was... Kadın daha da coştu bu arada. Ama altyapıyı görüyorsunuz değil mi? Yani zaten Evanescence'in türediği şeyler bunlar. Yani temel dünyadaki en ünlü rock gruplarından, yani rock kökenli yapılarından ve bestelerinden birinin üzerinden türemiş gruplar. Yani bildiğiniz işte My Immortal ya. Bildiğin My Immortal burada. Tamam, şuradan giriyor abi. Davul giriyor ya şeyde Evanescence'de de. Bak. Trump Trump. Trump, 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 Tra-da-da. You cried, I wipe away all of your tears. You scream, I... O not neymiş bakalım. Bu değil de mi? Güzeldi. Fadiyes. What the fuck? Fadiyes. Temiz. Sonradan hafif de düzeltme de var. Güzel. Yani tam fa diyezin tatlılığı. Kolay değil tabii. Hani benim bunu vermem için bir oktav yukarı vermem lazım.
Tatlı bir soprano. Şimdi bu renklere aslında tam böyle soprano dediğiniz zaman bazen haksızlık etmiş oluyorsunuz. Çünkü aslında ses tonu bayağı aşağı düşmüş. Yaşla beraber pesleşiyor. Fakat o sesin, o keskin bir yer var. O yeri bu şekilde çıkarabilirsiniz. Bakın. Ya da ve ve o, yani normalde pozisyon ve açık değil de da diye bir yerden geliyor. Ya diye bir yer. Daha keskin bakın. Yani bunun keskinleştirilmiş hali gibi. Baya basa basa. Şebnem Ferah'ın yaptığı şeylerde bunlar var biliyorsunuz. Mi bemol, tam ses. Yeah. Baya kırıla kırıla gidiyor tabi. Eskilerdeki gibi olmuyor. Yani gördüğünüz gibi teknik diye bir şeyden söz konusu değil pek yani. Zaten burada neyin tekniğini uygulayacaksın abi? Stil, ne klasik şan tekniğini falan çok uzandı zaten. Kafanın yüzünü bakın yani. Gerilerek, kasılarak ama şarkının hikayesi bu. En güzel halde bu. Buna şöyle diyebiliriz Özgün. Ne affet sesi çıkar. Müthiş bir teknik. Ne affet sesi çıkar. Harika bir teknik. Bu şarkıda bu çok geçerli. Arkadaş bir seyirciye söyletirsin. Şimdi hiç racon da yok kadında. Çıkmıyorsa ne yaparsın? Ne yaparsın mesela? Hani öyle bir kaçış da yok yani. Sesin çıkmıyor, sana söyleteyim diyor. Yok söyleyeceğim. Arkadaş gitarın tonu ne kadar kötü ya. Kadının sesinde mi garip bir şeyler var? Haftaya Ahmetcan. Evet mükemmel. Özgün teşekkür ederiz bu kayıt için. Hakikaten çok iş vardı bunda. Ne yap et ses çıkar diyoruz.